Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 2023 yılını kısaca özetlersem şunu söyleyebilirim: değişiyoruz ve değişmeye devam ediyoruz. 2023 yılı yine heyecanlı sürprizleriyle, farklı olanaklarıyla karşımıza geliyor. Burcunuzda meydana gelen boğa ve akrep tutulmaları bu yılda devam edecek. Dolayısıyla 2022'de devam eden başlamış konuları bu yıl sürdürebilir, sonuçlandırabilirsiniz. Hayatınızda Uranüs tesiriyle beraber zaten gerek kişisel tercihlerinizle, gerek sizin dışınızda gelişen şartlar nedeniyle önemli, güçlü değişimler içerisindesiniz. Bunlar hayatınızda belki geleceğinizi etkileyebilecek önemli kararlar olabilir ya da alıştığınız düzenin tümden değişimi şeklinde olabilir. Bu yılda Uranüs etkisi devam ediyor ve burcunuzdaki tutulma tesirleri de devam ediyor. Yıla Jüpiter'in Koç burcundaki güçlü etkisiyle başlayacağız. Sizin 12. evinizde olacak. Geçtiğimiz Mayıs'la Ekim aylarında bu aralıkta Jüpiter Koç burcunu ziyaret etmişti. Şimdi tekrar hızlı bir şekilde Koç burcundaki yolculuğuna başlıyor 16 Mayıs'a kadar. Jüpiter biliyorsunuz manevi anlamda da önemli gelişim imkanları ortaya koyar ve sizin de 12. eviniz. Burası da daha çok ruhsal bilinçaltınızla ilgili alanlar. Hayatın biraz daha şifa alanları dediğimiz bir alan. Aslında 2023 sizin için gerçekten şifa yılı. Yani hem ruhsal hem bedensel hayatınızda iyileşmelerle karşılaşabilirsiniz. Eğer bazı sağlık sorunlarınız varsa bu yıl hızlı çözümler bekleyebilirsiniz bununla ilgili. Jüpiter zaten hayatı daha fazla derinden algılama fırsatları da sunacak size. Bunun için biraz yaşamın manevi yönlerine özellikle yılbaşından itibaren yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi kişisel anlamda geliştirebileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz fırsatlar da olabilir. Ama bunun için biraz inzivaya çekilmek, biraz kendi içinize yönelmek bu gelişimleri hızlandırabilir. Yalnız başınıza yapacağınız çalışmalar olabilir. Belki biraz izole olabilirsiniz toplumsal alanlardan. Belki uzaklarda bulunabilirsiniz. Çünkü yurt dışı ile ilgili her türlü konu, uluslararası konularda Jüpiter tesiriyle aslında yılın genelinde çok güçlü bir şekilde sizi destekliyor olacak sevgili boğalar. Evet, bu yıl tutulmalar boğa akrep aksında devam edecek ama artık Temmuz'dan itibaren ay düğümlerinin koç teraziye doğru gerilemesiyle beraber koç ve terazideki tutulmalar da bu yıla eşlik edecek. İlk tutulmamızı da 20 Nisan'da yaşayacağız. Koç burcu tutulması kuzey düğüm yönünde, Jüpiter yönünde. Bu bir şifa tutulması sizin için. Farkındalıklar getirebilecek bir tutulma size. Hayatınızda iyileşmeler adına, hayatınızda daha iyi, hayatınıza yeni düzenler kurabilmeniz adına önemli kararlar verebilirsiniz. Farkındalıklarınız artabilir. İşte sizin için zararlı olan, gerekliliği kalmamış her türlü alışkanlık kalıbından ya da size zarar veren bazı sağlık ya da beslenme ya da ne bileyim çalışma koşulları, hani bunları şöyle bir düzenleyebileceğiniz önemli bir yıl. Ve 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter artık burcunuza geçiyor. Ve çok özel bir dönem başlıyor tabii ki sevgili boğalar. 12 yılda bir Jüpiter burcunuza geliyor. Ve bu 2024'ün Eylül ayına kadar da devam edecek bu transit. Jüpiter her anlamda aslında hem maddi konularda hem manevi konularda büyüme imkanları verir hayatımıza. Burada eğer siz gereken adımları attıysanız, yaşamınızda başlangıçları yaptıysanız 2022 yılı, 21 yıllarında özellikle, şimdi büyüme zamanı. Yani işinizi kurduysanız büyüme fırsatı. İşte gelirleriniz artabilir. Ama daha çok biraz daha kendinize inancınızın arttığı bir dönem. Yani güçleniyorsunuz, özgüveniniz artıyor. İşte sağlıkta iyileşmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda belki farklı riskler alabilirsiniz. Çünkü Uranüs'ün verdiği cesaretin bir de Jüpiter'in verdiği özgüvenle birleşmesi, hayatınızda daha güçlü yapılar kurmak, daha önemli adımlar atmak, daha kararlı davranmak için size de gerçekten güçlü bir motivasyon vermeye başlayacak. Sevgili boğalar ve özellikle yükselen boğalar, Jüpiter sizin biraz iştahınızı arttırabilir. Zaten iştahlı burçlardansınız. Lütfen kilo kontrolüne dikkat edin. Çünkü yükselen üzerinden geçen bir Jüpiter bedensel olarak da bizi biraz büyütebilir.
kilo aldırabilir ama mutlaka bu olacak anlamında söylemiyorum. Daha dengeli olmanız gerekiyor. Zaten aslında videonun başından beri söylediğim gibi iyileşme yılı, şifa yılı sizin için 2023 ve beslenme düzeninizde de eğer sizin için sağlıksız bazı alışkanlıklarınız varsa bunları da ben daha kararlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Abartılardan uzak durmanız gerekiyor. Daha sağlıklı, kararlı, istikrarlı, faydalı bir alışkanlık, beslenme, günlük yaşam, düzen kendinize kurabilirsiniz. Bununla ilgili motivasyonlarınız da artmaya başlayacak. Ve Plüto bu yıl Kova burcuna merhaba diyecek. Bu da jenerasyon gezegeni olduğu için dünya için çok önemli bir transiti başlatıyor. 23 Mart'ta Plüto Kova burcuna geçecek. Bu 20 yıllık önemli bir transit. Bu yıl aslında hemen yani sadece 0 derecede olacağı için 11 Haziran'a kadar kısa bir geçişini göreceğiz. Ama tabii ki bir gezegenin özellikle ağır gezegenlerin, jenerasyon gezegenlerin burçlardaki hareketi, ilk geçişleri de bizim için önemli işaretler getirebilir. 2024'ün ocağından itibaren Plüto artık Kova'daki yolculuğunda ilerliyor ve 20 yıl 2044'e kadar bu aralıksız devam edecek. Bu yıl 11 Haziran'a kadar, 23 Mart ile 11 Haziran arasında Plüto Kova burcuna şöyle bir merhaba diyecek. Güç değişimi dönemi. Çünkü Plüto güç demek. Tüm dünyada sosyal, ekonomik, toplumsal, finansal, işte bilimsel, teknoloji alanında falan buralarda güçlü bir güç değişimi sürecine başlıyoruz ve ilk işaretleri belki gelebilir. Mayıs ayını önemsiyorum bu anlamda. Mayıs'ta Plüto Kova burcuna geçecek. Jüpiter'le, Boğa burcundaki Jüpiter'le kare açı yapacak. 16, 17, 18 Mayıs gibi ve 20-21 Mayıs'ta Aslan burcuna geçen Mars da buna eşlik edecek. Sabitlerde şöyle bir gökyüzünde zıtlaşma var. Meydan okuma gibi bir durum aslında. Yani çok hırslı, kararlı, patlayıcı bir etki de oluşturabilir bu. Hani bir güç mekanizmasının el değiştirmesi gibi. Hani bunun bu daha toplumsal bir açı ama bireysel hayatlarımızda da tabii ki etkisini görebiliriz. İşte finansal piyasalarda olabilir, yatırımsal alanlarda özellikle bazı burada manipülatif durumlar, güçlü baskılar söz konusu olabilir. Bilimsel alanda, teknoloji alanında çok hızlı bazı ani gelişmeler olabilir. Bir buluş gibi örneğin. Şimdi sizi bireysel olarak bunu kariyer beklentilerinizin güçlendiği bir döneme gireceksiniz. Geçtiğimiz 2-2,5 yıl iş konularında bazı yatırımlarla ilgilendiyseniz yeni bir işe başlamak ya da bir becerinizi geliştirmek gibi. Şimdi burada güçlenme fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz ama daha hırslı olabilirsiniz. Risk alabileceğiniz de bir dönem. Hani kendi işinizi kurma, bir işten ayrılma gibi böyle riskler alıp özgüvenle ya da daha fazla hırsla hareket edebileceğiniz bir dönem ama sakin olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Mayıs ayında dışsal koşulları iyi değerlendirin ve kendi içinizde bulunduğunuz koşulları da çok sağlıklı değerlendirmeye çalışın. Sevgili Boğalar. Sevgili Boğalar, 2023'te büyük öğretmen Satürn burç değiştirecek. 2020 aralığından bu yana Kova burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. 2023'ün ilk iki ayında da yine Kova burcunun son derecelerinde ilerleyecek. Bu dönem sizi özellikle kariyer konularında daha fazla zorladı. Sorumluluklarınızla yüzleştiniz. Biraz sorumluluklarınız arttı. İş, kariyer, toplumdaki statünüzde belki daha fazla büyüme imkanı oldu. Aile büyükleriyle ilgili konularda zaman zaman kendinizi kısıtlanmış, baskı altında hissettiniz. Şimdi Satürn bu alandan ayrılacak. 7 Mart'ta Balık burcuna geçecek. 2026 yılına kadar da Satürn Balık burcunda olacak. Bu yıl daha çok ilk dekanındaki hareketini izleyeceğiz. Size açısı olarak daha rahat bir açıda olacak. Dost bir burç çünkü Balık burcu. Ve sosyal alanınız çevresel alanlarınızı etkiliyor. İşte arkadaş çevreniz alanına geliyor. Satürn biraz hani sosyal alanda yeni yapılandırmalar içerisinde olabileceğinizi gösteriyor. Burada ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz bu dönemde. Sağlam ilişkiler, zayıf ilişkiler, işte gerekli arkadaşlar, gereksiz arkadaşlar, şöyle bir arkadaş çevrenizde elemeler olabilir. Sağlam arkadaşlıklar daha da güçlenecektir. Hatta onlardan destekler de alabilirsiniz. İş ve projeler alanında da Satürn uzun vadeli hedefleriniz anlamında sizi tabii ki burada destekleyecek. Özellikle sosyal işler, toplumsal işler, biraz daha kalabalıklara yönelik yapacağınız işler. Bunlar maneviyatla ilgili çalışmalar olabilir, daha ruhsal, spiritüel içerikli işler, eğitimle ilgili işler,
biraz daha belki sanatsal işler, yaratıcı çalışmalar. Buralarda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz fırsatlar çıkabilir karşınıza. Özellikle Haziran ayında Satürn'ün burcunuzdaki Jüpiter'le ardından burada tabii Neptün de Balık burcunda biraz daha olumlu açılarını görüyoruz. Satürn Jüpiter arasındaki destekler Haziran ayında size iş ve projeleriniz anlamında ya da sosyal hayatınızda kendinizi kabul ettirme olabilir. Yani bu bir grup çalışması, bir vakıf çalışması ya da bir toplumsal organizasyonda görev almanız gibi bu alanlarda daha fazla dikkat çekmeniz, daha sağlam adımlar atmanız, güven duymanız anlamında olumlu görüyorum. Haziran ayını özellikle değerlendirebilirsiniz. Evet, ve yılın Ekim ayı yine tutulma dönemi. Bu dönemde burcunuzda bir ay tutulması var. 28 Ekim'de ülkemiz için de önemli bir ay tutulması bu. Ve artık boğa akrep tutulmaları tamamlanıyor. Bu ay tutulması son 1,5 yıllık süreç içerisinde yaşamınızda kendinizle, bedeninizle, imajınızla, genel sağlığınızla ilgili yaptığınız uygulamaların bazı sonuçlarını alabileceğiniz veya henüz bunları dönüştürmediyseniz artık tam anlamıyla bir dönüşüm kararı verebileceğiniz bir süreç. Ve terazi burcunda da bir güneş tutulması olacak ki bu genel sağlık alanınız zaten. Bu da size bir düzen getiriyor aslında hayatınızda. Bu düzeni Mayıs, Nisan, Mayıs döneminde de kurabilirsiniz veya bu süreci sonbahar döneminde hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bir sağlık sorununuzla yüzleşme de olabilir tabii ki. Henüz alışkanlıklarınızı kendi yararınıza düzenlemediyseniz artık burada bu sağlığınızla ilgilenmek konusunda biraz daha ciddi olmanız gerekebilir. Bununla beraber İş ve çalışma düzeninizle de ilgili yeni açılımlar olabilir. Özellikle işbirlikleri partnerinizle beraber yapabileceğiniz bazı çalışmalar Eylül ve Ekim aylarında karşınıza çıkabilecek fırsatlarla beraber şekillenebilir. Yani mesleki anlamda da kendinizi ifade edebileceğiniz, aldığınız eğitimleri ya da işte becerilerinizi, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bir iş, mesleki bir adım atma konusunda da özellikle sonbahardaki Ekim ayındaki tutulma döngüleri sizi destekleyebilir sevgili boğalar. Evet, yılın geleni şöyle kısaca bir özetlersem sizin için şifa yılı, iyileşme yılı, büyüme yılı 2023 sizin için önemli bir yıl. Doğru kararlar verirseniz, hayatı ciddiye alırsanız, kendinize özen gösterirseniz gerçekten bu yıl her anlamda hem sağlık anlamında hem bedensel anlamda hem kişisel yeteneklerinizi geliştirme anlamında önemli büyüme imkanlarıyla, gelişme imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz sevgili boğalar ve önümüzdeki belki en az 8-9 yılı şekillendirebilecek önemli gelişmeleri bu yıl hayatınıza katabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın.